İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tartışmalı yargı paketine karşı çıkan savunma bakanını görevden aldı. Tansiyon tekrar yükseldi. Göstericiler polis bariyerlerini aşıp Netanyahu'nun Kudüs'teki evine yürüdü. İsrail'in New York başkonsolosu da istifa etti. Netanyahu'nun olaylar sonrası geri adım atması bekleniyor. İsrail'de sular durulmuyor. On binlerce kişi sokaklara çıktı, ortalık tekrar savaş alanı döndü. Güvenlik güçleriyle protestocular çatıştı. Yargı reformu gerginliği sürerken Başbakan Benjamin Netanyahu yeni bir hamle yaptı. Yargı reformunu durdurun diyen Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Bunun üzerine İsrail'in New York Başkonsolosu Asaf Zamir istifa etti. İsrail'deki üniversiteler ikinci bir emre kadar greve gittiklerini duyurdu. Ardından İsrail sokakları bir kez daha karıştı. Protestocular Başbakan Netanyahu'nun evinin önüne kurulan barikatı yıktı. Başkent Tel Aviv'deki Ayalon otoyolunu trafiğe kapatarak ateş yaktı. Güvenlik güçleriyle protestocular çatıştı. Polis göstericilere tazikli suyla müdahale etti. Muhalefet lideri Yair Lapid de sert bir açıklama yaptı. İsrail Başbakanı İsrail Devleti için tehlikedir dedi. Eski Başbakan Ehud Barak'tansa Netanyahu raydan çıktı, görevden alınmalı çıkışı geldi. Muhalefet, Başbakan Benjamin Netanyahu'yu diktatör olarak niteledi. Bazı belediye başkanları ise Netanyahu'nun ofisi önünde açlık grevi yapacağını duyurdu. Bad. İsrail'de olayların fitilini ateşleyen süreç 5 Ocak'ta başlamıştı. Adalet Bakanı Yariv Levin, yargı reformu planladıklarını duyurmuş, ardından Yüksek Mahkeme'nin yetkisi sınırlandırılacak demişti. Düzenleme ile yargının bazı yetkileri meclise devredilecekti. Yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan yasa tasarısına karşı Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, taraflara iç savaş uyarısı yapmıştı. Ancak iktidar alternatif tasarıyı da reddetmiş, devam eden tartışma ve tepkilere rağmen yargı reformu kapsamında başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı 23 Mart'ta meclisten geçmişti. Sokağa çıkan halk 12 haftadır yargı reformunu protesto ediyor.